olmuş. İnkılap tarihi ikinci dönem ilk yazıyla alakalı yazılı sorularınız elimizde. Yazılı yazı sorularını nereden ele geçirdiniz? Evladım ele geçirmedik. Milliyeti Bakanlığı kazanımlarda çocuklara bunları bunları sormalısınız dedi. Biz de Milliyeti Bakanlığı okullardaki öğretmen arkadaşlarımıza bir mütalaa yaptık, bir görüşme yaptık, bir araya geldik. Hocam dedi. soruları mı hocam? Soruları vermediler tabii ki ama çık çıkabilecek soruları, örnek soruları biz bu şekilde sorarız diye bizimle mütalaa ettiler, görüşler. Biz de onları derlediğimiz bir yazılı provasını, yazılı simülasyonu sizler için hazırladık Tonguç. Şimdi sen bizi dikkatlice dinle. Hatta bu soruları arada bir durdurup izle. Yani mesela bunları ben doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bir gör. Ardından da benim cevaplarımı dinle ve sonrasında da inkılap tarihi sınavından yüzü çek Tonguç. Biliyorsun eğer iyi bir hedefin varsa inkılap tarihi dersini çok çok iyi öğrenmelisin. Matematik tabii ki önemli, Türkçe tabii ki önemli ama inkılap, fen, din ve İngilizce de senin iyi bir liseye girmeni sağlayacak diğer önemli dersler. Şimdi başlayalım diyoruz ki... Verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Allah Allah. Hadi bakalım. bayağı zor bir soru. Zor bir soru bakalım. Fikir akımlarının ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmeleri yakalamak istemesi tek etken olmuştur diyor. Bu tabii ki de yanlış Tonguç. Tabii ki biz Avrupa'daki gelişmeleri yakalamak istiyoruz. Doğru. Ama Osmanlı'nın dağılmasını önlemek en önemli etkendir. Yani Osmanlı dağıldığı için ilk başta Osmanlıcılık politikası uyguluyoruz. Olmuyor. İslamcılık politikası uyguluyoruz. Olmuyor. Türkçülük politikası uyguluyoruz. Dolayısıyla bütün bu politikaları Osmanlı elitinin toprak bütünlüğünü korumak için yapıyoruz. Bu tek etken bu değil. Zaten sorularda Tonguç'um mutlaka kesinlikle tamamen bütünüyle tek etken gibi ifadelere dikkat et. Bunlar genellikle saçmalıktır, skandaldır ve yanlıştır Tonguç. Batıcılık ve Türkçülük Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmıştır. Bu da yine saçma bir bilgi olmuş. Yanlış. Batıcılık, evet Batıcılık bir şekilde iyiydi. Hatta Prens Sabahattin de bunu destekledi ama olmuyor. Türkçülük fikri Osmanlı'nın kurtulmasını tam anlamıyla sağlamasa bile yeni Türk devletinin kurulmasında milliyetçilik fikri Mustafa Kemal Atatürk'ün temel e, e, düsturu oluyor, temel e, prensip oluyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Mustafa Kemal diyor ki: "Madem bu adamlar Bulgarız, Sırbız, Romeniz, Ermeniz diye isyan ediyorlar, bizden ayrılıyorlar, kendi devletlerini kurmak istiyorlar. kardeş biz de Türküz diyor yani. Biz de Türküz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabiliriz." diyor. Ve ulusalcı bir hükümet kuruyor. Ulusal bağımsızlığı ve ulusal egemenliği sağlarken hep Türk vurgusu yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ediyor. Fakat burada şu çok önemli. Sonradan Mustafa Kemal aynı zamanda laiklik ve çağdaşlaşma yolunda adımlar atarken de ülkemizin yönünü batıya çevirmesi de önemli bir bilgi. Fakat Osmanlı Devleti'ni bunlar dağılmaktan kurtaramıyorlar. Osmanlıcılık fikir akımında dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes Osmanlı vatandaşı kabul eder. Evet bu doğru bir bilgi. Osmanlıcılık fikir akımı ...temsilcileri olan Namık Kemal diyor ki... ...kardeş hepimiz Osmanlıyız, ayrılmamıza gerek yok. Sen Bulgar olabilirsin, Sırp olabilirsin, Roman olabilirsin falan filan olabilirsin ama... ...esas hepimiz Osmanlıyız diyor. Fakat Rusların uyguladığı panslavizm politikası yüzünden... ...Balkanlar'da bu politika patlıyor ve e, maalesef ki Osmanlı politikası tutmuyor. Osmanlı Devleti Fransa itirafını yaydığı milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir. Bu da yine kesinlikle doğru. Milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti o kadar olumsuz etkilenmiştir ki... ...ilk başta Sırplar isyan ediyor, ilk bağımsızlığını kazanan devlet ise Yunan oluyor. Ardan Arnavutlar, ardından Bulgarlar, ardından Romenler böyle herkes bizden pıtır 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 ayrılıyorlar. Fakat burada şöyle bir detay da var e, Tonguç'um. Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik Yeni Türk Devleti'nin de kurulmasını sağlıyor. Az önce söylediğim, birinci cümlede söylediğim şey. Yani Mustafa Kemal diyor ki, kardeş tamam siz kendi devletlerinizi kurdunuz, ayrıldınız ama biz de Türk Devleti'ni kurarız diyor. Yani ne sıkıntı var ki bunda diyor, hallederiz diyor ve milliyetçi bir devlet kuruyor. Fransa itirazı Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme hareketleri, özgürlük eşlik anlaşmasından olumlu yönde etkilemiştir. Bu da yine doğru bir bilgi. Evet, Fransa itirazının Osmanlı'ya iki tür etkisi vardı Tonguç'um. Birinci etkisi olumluydu, diğer etkisi ise olumsuzdu. Olumsuz etkisini zaten biliyoruz. Milliyetçilik isyanları yüzünden Osmanlı Devleti dağıldı bitti gitti tamam. Ama olumlu etkisi ise Fransa etkileri sonrası ortaya çıkan anayasallaşma süreci Osmanlı'da tanzimat, ıslahat, meşrutiyet gibi kanun esası gibi kavramların doğmasını sağlıyor. Şimdi geldik yeni bir sorumuza. Diyor ki, yeni bir heyecan. Yeni bir heyecan, yeni bir fırtına, yeni bir kasırga. Genel politikaları verilen devlet hangisidir demiş. Bakalım. Sanayi Kralı ile birlikte dönemin en büyük devleti Güneş Batman İmparatorluk kurma çalışmalarına devam ediyordu. Tamam. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yeraltı ve karakter açısından bu devletin çok önemliydi. Bak kesin bir yamyamdan bahsediyoruz. Devletin asıl amacı uzak doğu sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamaktı. He bak uzak doğuda sömürgesi olan, pislik olan, stratejik korumundan dolayı Osmanlı'nın yerel kaynaklarına saldırmak isteyen ve güneş batmayan imparatorluk. Yani hemen hemen her yerde sömürge devlet kuran devlet kimdi? Tabii ki de D İngiltere diye bildiğimiz. D İngilizler. Evet İngiltere'ydi. İngiltere gerçekten Osmanlı'yı ve birçok devleti sömürmek istemişti. Fakat Mustafa Kemal ve Türk halkı İngilizlerin Anadolu'yu da yok etme çabasını karşılıksız bırakacak ve onları ve onların uşağı olan Yunanları denize dökeceğiz. Gelelim yeni bir soruya, üçüncü soruya. Diyor ki, tabloda açılış amaçları verilen cepheleri karşısına bulan alana yazınız demiş. Bakalım, açılma amacı. Osmanlı amacı neymiş? İngilizlerin sömürgelerine giden bağlantısını kesmek. Bu cephe Tonguç'um kanal cephesiydi. Günümüzde Süveyş kanalının olduğu, Mısır'ın olduğu yer. Osmanlı bilhassa... İngilizlere bir zarar vermek istiyordu. Almanlar bunu istiyordu. Almanlar Osmanlı aradılar dediler ki kardeş biz beraberiz beraber giriyoruz ikimiz de ittifak devletiyiz. O zaman please Ahtung Zaytın payin dedi. Yani lütfen İngilizlerin e, şeyine e, ordusuna çomak sokalım. İngilizlerin işine çomak sokalım. Şu kanal cephesine saldıralım dedi. Fakat kanal cephesine yenildik. Hatta daha zorunda daha sonrasında çekilmek zorunda kaldık. Suriye Filistin cephesi Hicaz Yemen cephesine hep geri çekilmek zorunda kaldık. Kanal ve Kafkas bizim saldırıp patladığımız cephelerdi. Şimdi başka bir cephe. İtilaf Devletleri'nin amacı neymiş bu cephede? Rusya'ya Boğazlar üzerine yardım göndermek ve Osmanlı'yı saf dışı bırakmak. Bu da tabii ki Çanakkale Cephesi. İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Rusya ile beraber anlaşmışlardı. Baba biz beraberiz, haydi beraber girelim dediler. Fakat Rusya'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolşevik yani işçi sınıfı isyan çıkardı ve Rus Çarını yani kralını tahttan indirip kendileri iktidara geçtiler. Bu sefer bu geçme sürecinin öncesinde İtilaf Devletleri hem Osmanlı'yı İstanbul'u bitirmek hem de Rusya'ya yardım göndermek için Çanakkale'den büyük gemilerle Kanada'dan, Avustralya'dan her yerden askerler getirip geldi. Fakat geldikleri gibi de gittiler. Neden? Çünkü Çanakkale, evet. hem HGS'leri hem de OGS'leri olmadığı için geçiş yapamadılar. Çanakkale geçilmez dedik ve onları geri gönderdik, suya gömdük. Osmanlı'nın amacı bu Çanakkale cephesini çok iyi bilmemiz lazım. Osmanlı. evet Çanakkale cephesi hariç birçok cephede de yenildik. Bunu da bilelim. Osmanlı'nın amacı Rusların işgalindeki Kars Ardahan. Ardahan olmuşlar. Burada biraz bilimsel bir hata yapmışız. Şöyle Ardahan yapalım. Teşekkür ederim. Ve Batum'u almak. Bu da Tonguç'um Kafkas cephesi. Hatırlarsan Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas ve Kanal cepheleri bizim taarruz yani saldırı cephelerimizdi. Fakat ikisinde de maalesef sıkıntı yaşamıştık. Kafkas cephesinde Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerimiz maalesef soğuk iklim şartlarına elverişli kıyafetler giymedikleri için şehit olmuşlardı. Onları da buradan rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Aferin Tonguç. İtiraf edilen amacına bakıyoruz. Başka bir cephe yeni bir şans. İtlik. Evet İtilaf devletleri az önce İtilaf devletleri İngiltere'nin Musul petrollerinden yararlanmak istemesi burada İtilaf devletlerinden İngiltere yine petrolün paranın peşine koşaraktan da Irak'ta bize saldırdılar hatta sonradan biz kurtuluş savaşını kazansak bile Musul ve Kerkük elimizden Ankara Anlaşması ile 1926 aldı geldik şimdi yeni bir tablo sorusuna yeni bir heyecan yeni bir analiz ve yeni bir sözel mantık bakalım neymiş Mondros Ateşkes Anlaşması'na bir tepkiler var. Ve bu tepkileri Mustafa Kemal nasıl bir tepki gösterdi? İtilaf devletleri nasıl bir tepki gösterdi? Anadolu halkı nasıl bir tepki gösterdi? Azınlıklar İslam bunların hepsini bir irdeleyelim bakalım. Bu önemli birçok sınavda soruldu. Şimdi yine senin okul yazılığında sorabilirler. Ve yeni sınavda da yeni LGS'de karşına bu bilgi sorulabilir çıkabilir Tonguç'um dikkatli dinle. Şimdi teslimiyetçi tutum sergiyor. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi sonrasında teslimiyetçi tutum sergiler mi? Asla. Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler diyecek ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatacak. Burada teslimiyetçi mücadele tutum sergileyen tabii ki de İstanbul hükümeti. O zaman bir e diye yazıyoruz. İstanbul hükümeti e, artık zorunluluktan mı diyelim, e, aymazlıktan mı diyelim bir sebeple e, teslimiyetçi davrandı. Çünkü yani kaybederiz de daha da kötü oluruz dedi korktu. Ama Mustafa Kemal ve Türk halkı sonradan padişahın da durumunu bir şekilde kurtardı. Kuaymi ile birlikleri oluşturmuştur. Bu da tabii ki Anadolu halkı. Anadolu halkı her zaman milli bağımsızlığına düşkündür. Yani kim bunlar? Biziz. Sensin, benim. Biz hiçbir zaman başka bir devletin manda ve himayesi altında, esareti altında, boyundur altında yaşamak istemeyiz. Dolayısıyla Kuvayi Milli Birlikleri milli kuvvetler anlamına gelir. Düzensiz bölgesel halk gücüdür ve Kurtuluş Savaşı sonrası ortaya çıkmıştır. Şey, pardon. Mondros Ateşkesi sonrası başlayan işgallerle ortaya çıkmıştır. Anlaşmayı işgalleri tamamen reddetmiştir. Bu da tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal dedi ki Mondros Ateşkesi için hadi oradan dedi. Yani siz bizi resmen işgaller açık hale getirdiniz. Ordumuza el koydunuz ama ben Samsun'a geçerim. Anadolu'da milli mücadeleyi başlatırım dedi. HS yani ...Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle... ...Milli Mücadele'yi başlattı... ...ve düşmanı denize döktü. E, Dördüncü soruya bakalım. İşgal devletlerin desteğiyle bağımsız devlet kurmak istemiştir. Bunlar da eziklikler diye bildiğimiz... ...azınlıklar. Niye? Azınlıklar... ...normalde kendileri bize güçleri yetmiyor. Bizlere böyle kendileri dayılanamıyorlar ama... ...itilaf devletlerine güvenerekten... ...yani işgal devletlerin desteğiyle... ...acaba biz de bir devlet kurabilir miyiz? Acaba, acaba, acaba modundalar ve... ...bu desteği de alacaklar. Ermeniler ve Rumlar alacaklar fakat... Ee, Osmanlı Devleti'nin e, özünde bulunan e, Türkler yani bizler azınlıklara e, diyeceğiz ki kardeş gaza gelmeyin fazla böyle devlet kurmaya çalışmayın diyeceğiz ve doğuda Kazım Karabekir batıda da düzenli ordumuz azınlıklara haddini bildirecek ve dolayısıyla e, Mondros Ateşi sonrası azınlıklar gaza gelmiş olabilir bunu da yazdık dörde de denizledik en sonunda geriye zaten beşe de Bursa kalıyor. Kimmiş o da? Anadolu işgali başlamıştır. Mondros Stratejisi'nden sonra. Evet. İtilaf devletleri her zaman gibi yapmaları gereken pisliği yapacaklar. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Gelelim beşinci sorumuza. Şimdi Tonguç, biliyorsun biz Kurtuluş Savaşı'nda hem Doğu cephesinde hem Batı cephesinde hem de Güney cephesinde mücadele etmiştik. Bu cephelerdeki mücadele sırasında en önemlisi Batı cephesiydi. Neden? Çünkü Batı cephesinde elde ettiğimiz zaferler bize Kurtuluş Savaşı'nın da kazanılmasını sağlamıştı. Ve Doğu cephesinde evet Ermeniler gaza gelmişti ama Kazım Karabekir orada konuyu çok kısa bir sürede 15. kol ordusuyla kapattı. Güneyde de Fransızlar ve Ermeniler gaza gelmişti ama burada Kuay Milliye, Şahin Bey, e, ee, işte Ali Sahip Ur Savaş, Süç İmam olayı bir şekilde hallettiler ve taze taze ölüleri yıkayıp gönderdiler. Fakat Batı cephesinde işimiz o kadar da kolay değildi. Batı cephesinde 5 tane önemli savaş yaptık ve Yunanlarla savaştık. Ve bu savaşlar Kurtuluş Savaşı'nın da sonucunu belirlemişti. Batı cephesinin birinci önü, ikinci önü, Kütahya Sıkışehir, Sakarya ve Büyük Taarruz savaşın sonucunu belirleyen önemli savaşlardı. Ve bu cephedeki en önemli savaşlardan birincisi de tabii ki Birinci Nünü Savaşı'ydı. Birinci Savaşı düzenli ordunun ilk zaferiydi ve Birinci Nünü Savaşı sonrasında ulusal ve uluslararası sonuçlar olmuştu. Bunu hemen hemen her sınavda sorarlar Tonguç. Ve muhtemelen de bu sene Haziran'da gireceğin sınavda da sana sorabilirler. Birkaç hafta sonra veya birkaç gün sonra gireceğin yazılı da hocan sana soracaktır. Nedir hocam? Uluslararası sonuçtan kastımız şu. Sadece Türkiye'nin içinde böyle teşkilat esasiyenin kabul edilmesi ya da eskiler marşının kabul edilmesi gibi ulusal değil. Diğer ülkelerin de isimlerinin geçtiği maddeleri, diğer ülkelerin de isimlerinin geçtiği cümleleri yakalamalısın. Şimdi uluslararası sonuçlara baktığımızda tabii ki Londra Konferansı yani meclisin TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi birinci önemli uluslararası sonuçtur. Londra Konferansı'nda e, itiraf devletleri bize Sevr Anlaşması'nı yeniden yumuşatarak sunmak istediler. Fakat biz dedik ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Yani biz sadece misak-ı milli dünya kamuoyuna duyurmak ve Türkler barışa yanaşmıyor e, gibi asılsız bir algıyı bertaraf etmek için gittik. Orada misak-ı milli dünya kamuoyuna duyurduk ve Londra konferansına katılaraktan meclis hukuki anlamda da yani hukuksal anlamda da itiraf devletlerince tanınmış oldu. Aynı zamanda Ruslarla Moskova anlaşması imzalanaraktan Rusya'nın da desteği alındı. Tabi burada Misak-ı Milli'den ilk taviz verildi. Ee, Batum. Batum'u vererekten birazcık sıkıntı yaşadık. Ama olsun Rusya'dan ciddi bir silah desteği aldık. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ve aynı zamanda Türk-Afgan Dostluk Anlaşması. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması da ilk defa bir Müslüman devlet bize maddi ve manevi anlamda destek olacağını söyledi. Hatta Türkiye'de açılan ilk elçilikte yine ilk Müslüman devletin elçiliği de Afganistan'dır. Buradan Afgan kardeşlerimize de bir kez daha selam söylüyoruz. Selamlar hocam, teşekkürler Tonguç'um. Ve altıncı sualimize yani Türkçesi sorumuza geldik. Kurtuluş Savaşı'na cephelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplayalım, sıkıntı yok. Doğu, Güney ve Batı cephelerinde kimlerle savaşılmıştır diyor. Şimdi bu belli yani az önce söylemiştik. O zaman bunu bir kez haritada çizebiliriz, haritada gösterebiliriz ya da harita yerine direkt kelimeleri de yazabiliriz. Hemen yazıyorum şöyle. Doğu'da Ermeniler, Ermeniler gaza gelmişlerdi fakat Kazım Karabekir bitirdi demiştik işlerini. E, güney'de Fransız ve Ermeniler, Güney'de Fransızlar ve Ermeniler. Bunlar da yine gaza geldiler ama... Az önce söylediğimiz gibi Kuay milliye birlikleri yani düzensiz halk birlikleri bunları yamultu ve Batı'da da Yunanistanla savaştık. Batı'da Yunanistan biliyorsunuz İngiltere'nin desteğiyle saldırdı bize Yunanistan ile savaşıldı yazdığınız zaman bu sorudan tam puan tam puan ve şampiyon diyoruz. Batı cephesine... Hangisi? Şampuan. Şampuan tabi saçımızın yıkanmasını kepeğe önleyen önemli bir unsur. Şimdi devam edelim. Batı cephesi hangi savaşlar yapılmıştır diye bir soru sorarlarsa da vereceğimiz cevap yine çok net ve belli. Birincisi 5 savaş yapılıyor. Birincinin önü savaşı ardından ikincinin önü savaşı. Daha sonrasında Kütahya... Eskişehir Savaşları, Kütahya Eskişehir Savaşları'nda maalesef birazcık geri çekiliyoruz. Daha sonrasında Sakarya Zaferi düşman son kez savunma savaşıyla durduruluyor. Ve ilk savunmadan geçip saldırıya geçtiğimiz büyük taarruz diyoruz. Bunu hatta şöyle 8.2 kitabımıza da böyle kodlamıştık. Hatta konu anlatım kitaplarımızda da bunları gösteriyoruz ama şimdi bağlı yapmayalım. Yani bu konu anlatım kitaplarımızda bunları çok güzel anlattık ama bu dursun. Çok Şu... güzel hocam gerçekten. Tamam onu birazdan bakalım. Daha... Şunu o bir tarafa koyabilir misiniz hocam? Rica ederim Tonguç'um tabii Rica ederim. Şimdi bak. Hocam bir de şunu koyabilir misiniz? 360 zaten süper. Şimdi bununla alakalı çok güzel haberlerimiz var yakında size. Şimdi 1. Yunanlı Savaşı'nda 1-0 öne geçiyoruz. 2. Yunanlı Savaşı'nda 2-0 öne geçiyoruz. Fakat sonradan bu adamlar Kütahya Eskişehir Savaşları'nda... Deplasmanda gol atıyorlar. Deplasmanda gol atıyorlar. 2-1 oluyor ama sonradan Mustafa Kemal takıma giriyor. Ve bir kafa Et golüyle yapıyor. kafa 3-1 yapıyor. Ardından da son golü atıyor. 4-1 onları denize Kaleciyle döküyor. Kalecileri de kova gibiymiş yani. Evet kalecileri biraz leğene benzeyen bir vücut yapısı var. Batı Cephesi hangi anlaşmayla kapanmıştır? Batı Cephesi tabii ki de Kurtuluş Savaşı'nın da askeri kısmının bitip siyasi kısmının başladığı... Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Ateşkesi ile bitmiştir diyoruz. Son güçüm. burası yine önemli bir bir. Değil. Geldik yedinci sualimize yani yedinci sorumuza. Şimdi yedinci sorumuza diyor ki Mustafa Kemal Lozan'a giden heyetten kapitülasyonlar konusunda taviz verilmemesini söylemiştir. Buna göre Mustafa Kemal hangi alanda kesinlikle taviz vermek istemiştir? Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Tonguç sen de bunu biliyorsun. Kapitülasyonlar çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda bizim elde ettiğimiz birçok zafer var. Evet, Sakarya Zaferi, evet Doğu Cephesi zaferlerimiz, Güney Cephesi zaferlerimiz ama ekonomik bağımsızlığımızı sağlayamadığımız sürece siyasi bağımsızlığın hiçbir önemi yok. Esas devletler ekonomiyle ayakta durabildikleri için kapitülasyonların kaldırılması en büyük zaferlerden biridir. Burada da Mustafa Kemal ...ekonomik bağımsızlık konusunda hiçbir taviz verilmesini istemediğini vurgulamış oluyor. Gerçekten de Lozan Konferansı sırasında e e kapitülasyonları kaldırmak istemiyorlar. Ama sonradan biz misak-i iktisadi kararlarını alıyoruz İzmir, İzmir İktisat Kongresi'nde. Lozan Konferansı'nın ikinci oturumunda kapitülasyonları kaldırıyoruz. Ardından da ileride kabutaj bayramıyla tam anlamıyla milli, bağımsız bir ekonomiyi sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla kapitülasyonlar kelimesini görünce Tonguç'um ekonomik bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık kelimesini görünce kapitülasyonları hemen zihninde canlandırmalısın diyoruz ve geldik yeni bir soruya. Sekizinci soru da diyor ki siyasi alanda yapılan inkılaplardan üç tanesini yazınız. Şimdi siyasi alanda yapılan inkılap demek esasında biz siyasi alanda en çok milli egemenliği vurgu yaptık. Yani milli egemenlikten kastımız ne? Cumhuriyetin ilanı, meclisin açılması gibi şeyler. Çünkü Mustafa Kemal saltanatçı, padişahçı, sadece padişahın bir kişinin bir ailenin yönettiği hükümet yerine halkın tamamının yönetime katıldığı, halkın oylarıyla belirlenen ulusal iradenin, ulusal egemenliğin olduğu bir hükümet istiyordu. Dolayısıyla siyasi alan yapılan inkılaplar deyince aklına bunlar gelecek Tonguç'um. Birincisi tabii ki burada yapılabilen inkılaplara birçok şey söyleyebiliriz ama mesela meclisin açılması söyleyebiliriz ama en önemlilerinden bir tanesi tabii ki 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması ulusal egemenlik yoluna atılan en büyük adımlardan birincisidir ve saltanatın kaldırılmasıyla ilgili yoluna atılan ilk adımdır ve saltanatın kaldırılması esasında Lozan Konferansı'na ikilik çıkmasın diyerek yapılmıştır. İkinci olay ise saltanatı kaldırdıktan sonra Lozan'da ülkemizin milli bağımsızlığını tesciliyoruz ve daha sonrasında 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla devletin rejim sorunu ve devletin başkanlık sorunu halledilmiş oluyor. Bir de üzerine 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılınca halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte devletimiz siyasi alanda çok büyük inkılaplar yapmış oluyor. Peki başka neler söyleyebiliriz? Bu üçünü yazarsanız tam puan alırsınız. Başka neler yazarsanız tam puan alırsınız? Meclisin açılması, çok partilayat denemeleri, kadınlara ve seçilme hakkı verilmesi, seçmen yaşının düşürülmesi gibi kavramlarda yine siyasi alanda yapılan veyahut da Ankara'nın başkent ilan edilmesi yine siyasi alanda yapılan inkılaplardır. Geldik dokuzuncu ve sondan birinci sorumuza. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları ile ilgili verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Aa yukarıda kelimeler var. Buraya yerleştiriyoruz. Şimdi birincisi halifelik kaldırılınca cumhuriyet güçlendi. Cumhuriyet anlaşısı Burada diyebileceğimiz en güzel şey ulusal egemenlik anlayışı güçlendi diyebiliriz. Buraya yazalım. Ulusal egemenlik anlayışı güçlendi. Niye? Çünkü e, artık ülkede şimdi biliyorsunuz. 29 Ekim 1923 Cumhuriyeti e ilan ama hala halife vardı. Yani hem Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'di, Başbakan İsmet İnönü'ydü bir de halife vardı. Meclisin halifesi Abdülmecid Efendi vardı. Bu tam anlamıyla milli egemenliğe ters bir durumdu. 3 Mart 1924 halifelik kaldırılınca egemenlik bütünüyle halka geçmiş oldu eski rejime dönüş yolları bütünüyle kapandı. Yapılacak inkılapların gerçekleştirilmesi kolaylaştı. Niye? İnkılaplar yolunda en büyük engellerden bir tanesiydi halifelik. Ve yine önemli bir madde laik devlet düzenine geçiş süreci hızlandı. Gerçekten de halifeliğin kaldırılmasından sonra birazcık karmaşa ortam oluştu ama sonrasında takrir-i sükun kanunu çıkarılaraktan modern, laik, çağdaş bir devlet yolunda hızlı adımlar atıldı. Ve yine ümmetçi devlet anlayışından ümmetçi devlet anlayışından ulusçu devlet anlayışına geçiş süreci hızlandı. Bu ne demek hocam? Bu şu demek olmuş. Osmanlı Devleti bir din devletiydi. Yani Osmanlı Devleti'de halk Ermeni, Rum, işte Türk diye ayrılmıyordu. Halk şöyle ayrılıyordu. Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar. Hatta bunun Türkçesi şu yani Osmanlıcası. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Yani sen eğer Müslümansan sen farklıydın. Gayrimüslim sen Müslüman değilsen farklıydın. Osmanlı bir din devleti dolayısıyla şer'i kurallar da geçerliydi. Fakat Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda ee, Arapların bizi arkamızdan vurmasını gördüğü için ve e, bazı kurumların yozlaştığını gördüğü için dedi ki biz dedi madem Mekke anlayışla tam anlamıyla toplanamıyoruz. Bu Araplar bizi arkamızdan vuruyorlar, sıkıntılar yaşıyoruz. O zaman biz kardeşim ulusçu anlayışla yani ne mutlu Türk'üm diye ne anlayışıyla bir devlet kurabiliriz dedi. Hatta en başında e, videomuzun en başında söylediğim gibi işte kimisi biz e, Rumuz, biz Ermeniyiz, biz Bulgarız diye isyan ediyorsa bizi Türk'üz kardeş dedi ve ulusçu bir devlet kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kurdu. Ve hatta kendisi sonradan Atatürk soyadını aldı. Ve en önemlisi Cumhuriyet rejiminin temelleri sağlamlaştırıldı. Halifeliğin kaldırılmasıyla eski rejime dönüş yolları da bütünüyle kapandı. Bak Tonguç burası çok önemli. Mondros Ateşkes anlaşmasıyla Osmanlı fiilen sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla pardon Mudanya Ateşkesiyle Osmanlı hukuken sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona ermiştir halifeliğin kaldırılmasıyla da Osmanlı bütünüyle tamamen sona ermiştir. Diyoruz ve geldik son sorumuza. Bu arada Songuç'um ders çalışıyorsun. Sınava hazırlık yapıyorsun. Evet, hocam. Çalışıyorum. Hocam Bak. Inkılap, ders, inkılap dersini KZD'den ve inkılap taktiklerinden çalışıyorum. Şunu söyleyebiliriz Songuç. Türkiye'de en güzel bab reklamında. It is time to honey. Türkiye'deki en kaliteli, en süper, inkılap tarihi e, yayınları ve en güzel matematik fen Türkçe yayınları bizde. Bunu e, birçok hocadan da duyuyoruz. Hocam da çok da derim, şeysiniz gerçekten de. İddialıyız Gerçekten hocam. Biraz kibir var evet maalesef. <laughs> maalesef böyle bir şey aslında. Eskiden kibirliydim ama artık mükemmelim ama... sonuç. Kibri Teşekkür bıraktım. Ederim. Teşekkürler. Şimdi şaka bir yana burada her bir konu için bak her bir konu için mesela Büyük tarz Mudanya, Saltanattan Lozan'a, Başkent Ankara Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması çok farklı. Bunların her biriyle alakalı, her bir kazanıma yönelik seni tane tane... Benim yeni sisteme uygun kitaplar bulamıyorum. Tabii, Tabii ki yeni, yeni sisteme uygun Zoru Biz Bankamız öbür sayı... <laughs> sözel ve sayısal diye ayrılmış. Bak Türkçe açalım mesela. Merak <laughs> ediyorum. Ben, işte, ben de, ben de ben ilk defa görüyorum. Aa Aynı yeni örnek sorular gibi. Büyük bir paragraf ona bağlı dört soru. E matematikte bak. a yatay sorular. Çok kazanım sorular. Hocam sanki ilk defa görmüş gibi şaşkınsınız hocam. Ben de şaşkınlığımı atamayacağım. Yani dörtlü denemelerimize baktığımızda yine aynı şekilde. 360'lara baktığımızda yine aynı şekilde bak. Yine özel soru. Bak ne demişiz mesela? Karnaval gibisiniz hocam. Yarışmaya katılmak isteyenler ilgili bilenler şunlardır diyor. Bak bu tarz sözel, analitik ve sayısal e, mantık soruları, sayısal mantık, sözel mantık ve sayısal analiz soruları ve özel konu ne yaptın oğlum bütün kitaplarımızı koydum buraya. Hocam bir de şunu koyabilir misiniz? Yani çok güzel. Ya, Dörtlü denememizin farkı ise tabii ki yine Milletim Bakanlığı'nın örnek sorularına yüzde yüz uyumlu olması ve motivasyon kitapçı içermesi. Yani senin deneme öncesinde neler yapman gerektiğine sadece sana özel YouTube'da ya da sınıf anahtarında olmayan özel e, videolarımız var ve sonrasında detaylı analizler var ve daha sonrasında da sen bu denemeleri çözerekten gerçek sınavda resmen bir şov yapmanı sağlamak istiyoruz Bunları mutlaka almalısın. Matematik dersi çok önemli evet. En büyük değişim matematik yaşandı. Türkçe de önemli ama sen eğer iyi bir fen lisesi, iyi bir anı istiyorsan mutlaka mutlaka inkılap gibi, fen gibi derslerde de full yapmalısın. Ve Türkiye'de gerçekten açık ara en kalitelileri bizde. Devam ediyoruz. ...aşağıdaki gelişmeyle ilgili olduğu inkılap hareketini alan uygun yerlere yazınız demiş. Eğitim öğretim map çatısı altında birleşti. Aaa. İlk öğretim parası zorunlu oldu. Hmm. Karma eğitim sistemi benimsendi. Milli ve çağdaş bir eğitim sistemi temeller atıldı. Bu o zaman bak bu yüzde sorulur arkadaşlar. Şimdiye kadar birçok sınavda soruldu. Tevhidi tedrisat kanunu yani eğitimde birlik kanunu ile bu sağlanmış oldu Tonguç. Ve alanı da tabii ki eğitim alanında eğitim ve kültür alanındaydı. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli inkılapların başında bu gelir. Niye? aynı amaçta, aynı hedefte, aynı gayede, aynı ülkede toplanmış bir toplum oluşturulması için tevhid tedrisat ile herkes milletin makamlarına bağlı okullardan eğitim aldı ve ortak bir toplum anlayışı oluşturuldu. Şimdi ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla Tonguç'um. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da bizleri takip etmeyi unutma. Öğrencilerimiz için bomba haberlerimiz geliyor. TMS kanalımıza mutlaka Ta, e, abone ol, üye ol. Orada senin için çok güzel e, öğretici şarkılarımız var. 8. sınıf kanalına zaten abonesin. Bununla alakalı konuşmak bile istemiyorum. Tonguçakademi.com'da bizleri sınıf anahtarında bütün bunların çok daha detaylısı, çok daha ayrıntılısı var. Bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı da unutma. Hadi bakalım.